Yemek Adası'na ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle azıcık kıyma ile en az 20 kişiyi doyurabilecek harika bir yemek tarifimiz var. İsterseniz buzlukta saklayabilirsiniz, isterseniz cips niyetine yiyebilirsiniz, isterseniz sulu yemeğini yapabilirsiniz. Harika bir yemek. Aydın, Denizli, Burdur yöresinde genellikle düğünlerde yapılan bir yemek tarifi bu. Düğün yemeği olarak yapılıyor ama ben cips olarak da çok seviyorum. Malzemeler çok basit, her evde bulunabilen malzemeler. Öncelikle 3 adet kuru soğanımız vardı, orta boy. Kabuklarını çıkardım, yıkadım, iri parçalı halinde rondodan geçirdim. Üzerine 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 2 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettim ve iyice karıştırdım. Ve 250 gram kadar kıymamız var. 1 adet yumurta ilave ettim. Bu şekilde iyice karıştırıyorum. Tabakta nane de vardı. Naneyi kullanmadım içinde. Onu sosun hazırlarken o zaman kullanacağım. Toplamda 1 kilogram un gidiyor. Yani 1 kilogramdan 1 çay bardağı kadar artıyor. Evet, şimdi unumuzu azar azar ilave ediyoruz. Aldığı kadar un ilave ediyoruz. Unumuzu kontrollü bir şekilde azar azar ilave ediyoruz. Evet, sehpada daha güzel yoğurabileceğimiz için şimdi artık sehpayı alıyoruz. Güzelce yoğuruyoruz. Evet, şimdi hamurumuzu 4 eşit parçaya bölüyoruz. Tezgahımızı unluyoruz. Elimizle yuvarlayıp uzun şeritler elde ediyoruz. Elimizle bu şekilde yuvarlıyoruz. Evet, bu şekilde yuvarlayıp hamurumuzu ortadan ikiye bölüyoruz. İnce uzun şeritler elde ediyoruz. Böyle minik minik keserek, bir taraftan da unlayarak elimize yapışmaması için bu şekilde elimizde yuvarlıyoruz. Bu yemeğin adı yuvarlama. Çok fazla çıkıyor. Çok bereketli bir yemek. İstediğiniz kadar yapıp buzluğa atabilirsiniz. Videonun başında da gördüğünüz gibi bayağı bir çok yemek çıkıyor. Çoğunu buzluğa attım zaten.
Evet, bütün hamurlarımız bitene kadar aynı şekilde yuvarlıyoruz. Yapımı çok basit, çok eğlenceli. Asla bu yemeği yaparken sıkılmazsınız. Evet, şimdi tavamızın altını kaplayacak kadar zeytinyağı ilave ettim. İyice ısındıktan sonra yaptığımız yuvarlamaları içine atıyoruz. Yağımızın iyice ısınması gerekiyor. Evet, bu şekilde çok da çabuk kızarıyor. Hemen çabuk pişiyor. Nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Evet, bu şekilde hemen kısa sürede kızarıyor. Çok fazla yağ kullanmanıza gerek yok. Yağ fazla çekmiyor. Tekrar aynı şekilde bütün hamurlarımız bitene kadar hepsini kızartıyorum. Evet, bu şekilde nar gibi kızarıyor. İnanın, yemeğinden daha lezzetli cips olarak tüketmek, ketçaba, mayoneze batırıp yemek, çocuklarınıza yedirebilirsiniz. Çok severek tüketirler. Belki sulu yemeğinden daha çok cips olarak tüketmeyi severler. Çok sağlıklı, çok besleyici. Evet, bütün hepsini bitirdim şu anda. Bakınız ne kadar çok çıktı. Bir avuç kıymadan dünyanın yemeği çıktı. Yarısını poşetleyip buzluğa atabilirsiniz. Şimdi tenceremizin içine bir yemek kaşığı tereyağı, biraz da zeytinyağı, sızma zeytinyağı kullanıyorum yemeklerimde. Bir yemek kaşığı da domates, biber salçası karışık, iyice kızartıyorum bu yağın içinde. Bir tatlı kaşığı kadar pul biber ilave ettim ve ayırmış olduğum naneyi ilave ettim. Bir tatlı kaşığı kadar nane. İyice kavruldu. Üzerine kaynar su ilave ediyorum. 5 su bardağı kadar kaynar su yeterli. Sadece bir tabağını yapacağım çünkü fazlasına gerek yok. Evet. 1 su bardağı kadar da dondurulmuş, önceden haşlamıştım, nohutumuz vardı, onu ilave ettim. Evet, 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ettim, kapağını kapattım, kaynıyor şu anda. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer buraya kadar izlediyseniz mutlaka bir beğen tuşuna basıp abone olursanız çok seviniriz. İstediğiniz şekilde sunum yapabilirsiniz. Ben sadece şu anda bir tabağını pişirdim. Gerisini buzluğa atacağım. Bir tabağını da bu şekilde cips olarak, inanın o kadar lezzetli ki, sulu yemeğinden daha lezzetli bu şekilde tüketmek. Mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, yemeğimiz pişti. Şimdi servis yapıyoruz. Suyunun miktarı bu kadar yeterli. Çok fazla sulu olmasına gerek yok. İstiyorsanız da fazla sulu da yapabilirsiniz. Ekmek batırıp yiyebilirsiniz. Fakat bunda ekmek kullanmaya gerek yok. Zaten kendisi ekmek içindeki. İstiyorsanız sarımsaklı yoğurtla servis yapabilirsiniz. Evet, bugünkü tarifimiz Aydın yöresine ait yuvarlama yemeğiydi.
Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalınız. Abone olmayı unutmayınız lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere.